Bazı vatandaşlar diyor ki, bu anlattığınız kuantum efekt kolyesini siz de takıyormuşsunuz diyorlar. Evet, ben de takıyorum gördüğünüz gibi bu kolyeden. Aslında ben ne saat, ne kolye, hatta ne yüksek, hiçbir şey taşımam, rahatsız eder her şey. İlk defa bir kolye taşıyorum. Bu rahatsız etmiyor. Yani bunda bir rahatsızlık yok. Aksine yani güzel bir şey. Şimdi vatandaşlar diyor ki ya bu piyasada internete giriyorlar, bakıyorlar. Diyorlar ki birçok kuantum efekt adı altında kolye satılıyor. Sizinkini diğerlerinden farkı nedir diyorlar. Şimdi bunu biz şu gördüğünüz iyon testidir. Özel bir aparat ölçüm yapıyor. Şuraya koyuyoruz arkasına. Şuraya. Bunun özel yeri var. Sadece bu iş için üretilmiş bu. İyon yayıyor mu, yaymıyor mu? Bunu ölçmek için üretilmiş. Şuraya bastığımızda çalışmaya başladı. İyon ölçüyor. Kainatta her şey 6500. Neden? Düşük. Çünkü etrafında bunun lastik var. Koruyucu 6500. O nedenle bu lastiği çıkardığımızda tekrar ölçersek lastikten dolayı biraz düşük oldu. Araya mesafe bırakıyor çünkü. Ölçerken sağlıklı ölçüm olmuyor. Evet. 8200. Yani yanaştığı zaman 8200. Şimdi bu 8200 değeri, ben kendi kolyem, bir de onu ölçeyim bakayım. Yani normal 8000 ile 10000 arası değişiyor. 8000-10000. Evet, şuradaki ışık da çalıştığını gösteriyor. Evet, 10004. Burada da gördüğünüz gibi 10004. Negatif iyon veriyor. 10004. Şimdi internette birçok firma bunu üretiyor. Bu firmaların çoğu, yani Japon malını taklit ediyorlar. Nereden geliyor? Çinliler de yapıyorlar. Bir daha ölçüyorum. Hata mı oldu? Bir daha ölçüyoruz bakalım. Yani Japonların turmalinden üretmiş olduğu 9000 kaç gözüküyor? 9640. Yani hafif oynama yapabilir. 500. Yani şeye göre bazen hafif 1-2 milim oynama yapabilir. O önemli değil. Çinlerin üretmiş olduğu 2500, 3000, 5000, 6000'e kadar üretiyor Çinler. Japonların üretmiş olduğu ise 8000'den aşağı değil, 8000, 9000, 10000'e kadar çıkıyor.